Herkese merhaba. HT Hayatın Nasıl Okunur serisinde bugün astrolog Seçil Acar ile beraberiz. Hoş geldin Seçil. Hoş buldum. Seçil aynı zamanda bir yaşam koçu ve astrolojik harita üzerinde gördüklerini yaşam koçluğu bilgisiyle de değerlendirip danışmanlık hizmeti veren birisi. O yüzden harita ile ilgili aklındaki bütün soruları sormak istediğim kişi o. Ve o yüzden bugün burada. Bize astrolojik haritanın ne olduğunu ve bize haritanın neler anlattığını söyleyerek başlayalım. Tamam, kısaca anlatmaya çalışayım. Doğduğumuz andan öleceğimiz ana kadar tıpkı işte yolda giderken arabada haritadan faydalanmak gibi düşünelim bunu. İşte nerede durabiliriz, nerede sağa dön, sola dön, benzinlik gibi. Hani bize göstergeler yoluyla bu hayatta mevcut potansiyelimizi nasıl açığa çıkarabiliriz ve gölge yanlarımızı çok basit bir şekilde işte bulunduğu açı kalıplarıyla ya da işte pozisyonlarla anlatan bir harita gibi düşünelim, yol haritası gibi, yani kişisel gelişim gibi de düşünebiliriz. İçsel yol haritası olarak değerlendirebiliriz. Hı hı. Bu bizim şimdi belirli özelliklerimizi bu haritanın üzerinde görebiliyoruz değil mi? Kişiliğimize dair, yaşam akışımıza dair. Hı hı. Nereden varıyoruz peki o bilgiye? Nasıl varıyoruz? Belli başlı göstergeler var. Bunların bazılarını çok önemsiyoruz. Genel olarak ikiye bölebiliriz bakışımızı. Yani potansiyel ve gölge olarak. Hı hı. Her şey içerisinde bir potansiyel ve gölge barındırıyor. Burada balansı nasıl tutturabiliriz, dengeye nasıl gelebiliriz ve potansiyelimizi daha parlak bir hale nasıl getiririz'in ipuçlarını alabiliyoruz. Ama işte belli göstergeler çok önem arz ediyor. Hı hı. Onlara daha çok dikkatli böyle bakıyoruz, daha böyle inceliyoruz gibi düşünebiliriz. Peki bunu basitçe şöyle tanımlayabilir miyiz? Yani ben doğduğum anda güneş sistemindeki bazı gezegenler, bazı değil bütün gezegenler ve bazı diğer açılar, ayın durumu, konumu vesaire bunların bütünü aslında astrolojik haritayı oluşturuyor diyebilir miyiz? Evet. O anda neler oldu? Kesinlikle. Ben zaten genelde bu şekilde başlarım seanslarda anlatmaya. Bir Big Bang gibi düşünebiliriz. Doğduğunuz anda işte bir büyük patlama gerçekleşiyor diyelim. Gezegenler saçılıyor sağa sola. Onu bir yuvarlağın içine alıyoruz. Onların pozisyonlarından da bakıyoruz yani. Hani nelerle sınanacağız? Doğuştan gelen yeteneklerimiz hangileri? Hangi mesleklerde daha başarılı olabiliriz? Bizim için uygun eş nasıl olmalı gibi. Ya da işte bu dünyaya geliş amacımız, yaralı olduğumuz konular gibi bir sürü noktalar var bize işaret eden. Senin yaklaşımının biraz daha bütüncül olduğunu biliyorum. Daha holistik yaklaşıyorsun astrolojiye. Evet. Bu da şu demek, yani sen eğer o saatte orada doğduysan ve senin atıyorum Mars'ın şu burçtaysa eyvah sen bittin artık hani bunu yapamazsın gibi bir sonuç çıkarmadığını biliyorum haritadan. Yani bu da demek oluyor ki işte hani aslında bu ikizler burcuyla ilgili en çok akrep burcuyla ilgili konuşulur ya hani iyi burçlar kötü burçlar falan. Hani aslında bunu da çok açan bir tarafı var değil mi harita yorumlamanın? Kesinlikle yorum çok önemli. Hiç kimseyi yargılamak niyetinde değilim. Öncelikle onu söylemek isterim. Fakat yorum burada esas aldığımız şey. Çünkü doğru okumayı yapmak gerekiyor. İnsanlara işte kaygı yaratacak, işte kendi geleceğinden endişe duymasını sağlayacak bir yorum ki ben böyle şeylerle karşılaştım. İşte örnek verebilirim yani. Bir kadınla karşılaşmıştım. Bir seansta ona hayatın çok kötü olacağı, işte çok erken öleceği falan gibi bilgiler verilmiş. Kadın günlerce ağlamış, yaslar çok tutmuş, işte çocuklarımı kime emanet edeceğim falan. Baştan seans yapıp onunla o algıyı değiştirmek istedim. Yani az önce kastettiğim şey buydu. Yani bu yorum beni korkuya sürükleyecekse, potansiyelimi açığa çıkarmak yerine beni geri çekecek bir şeyse orada sağlıksız buluyorum bu tarz yorumları. Dolayısıyla oraya bilinç getirmek çok önemli. O pozisyonu başka türlü yorumlayabiliriz. İşte 7. evinde hiçbir şey yok ve sen hiç evlenemeyeceksin diyenler de var. Hayır, böyle bir şey değil bu. Bilinç çok önemli orada. İnsanın bilinci de önemli, yorumun bakışı da çok önemli. Dediğim gibi ben zaten genel olarak
bunu felsefik olarak da değerlendirmek istiyorum. Astrolojiyi, psikolojiden de ele almaya çalışıyorum. Hı-hı. Yani sadece işte şu pozisyonlar böyledir ve sana bunları sunacaktır gibi değil. Benim bilincim orada yükseldikçe ben oraya başka türlü bir bakış getirebilirim. Hı-hı. İşte mesela şimdi güncel olarak Venüs Retrosu'nda işte şöyle olacak, böyle olacak ya da işte Merkür Retrosu'nda. Aman aşık olmayın işte diyorlar hani mesela. Eski sevgili retroda gelen, ha, retroda gider gibi böyle değişik değişik şeyler var. İşte yola çıkmayın bilmem ne. Ya orada o korkuya kapılır da ben bunu inanç haline getirirsem zaten tehlikeli olan kısmı burası. Hmm. Yani inanç kalıbı gibi alıp bir şeyi de hani bunu da korkuya çevirirsek zaten din de böyle olur ya, manipülasyon da böyle başlıyor insanların birbirinin üzerinde etki kurması. Böyle bir şey değil astroloji. Tamamen insanın aydınlanması için dallardan bir tanesi. Yani bir sürü yollar var insanın kendini tamamlaması, işte niçin dünyaya geldiğini algılayabilmesi, fark etmesi için. Sadece bunları bir keşif aracı olarak kullanıp da deneyime dönüştürebilirsek, korkudan çıkartıp, o zaman çok faydalı bir aparata dönüşebilir. Aparat diyorum şimdi, yine topa tutan insanlar olabilir. Biliyorum böyle şeyleri. Ama bir araç mesela değil yani mi? Bir araç, evet, benim için araç. Ama işte bugün şu açılar var ve işte şunu şunu asla yapmayın, işte şöyle olacak, böyle olacak gibi şeylere ben gülüp geçiyorum açıkçası. Çünkü insan öyle yüksek şuurlu bir varlık ki her şeyin üstesinden gelebilir. Bilinciyle her şeyi değiştirebilir. Gezegenler bizi kesinlikle çok etkiler ama yönetemez. İnsan şuuru hepsinin üzerindedir çünkü. Ben böyle bakıyorum. Potansiyelimizi öğrenmek için çok güçlü bir araç kesinlikle. Ama her şey de değil. Yollardan bir tanesi. Yani bunu ben böyle düşünüyorum. Kendi hayatımda da böyle uygulamaya çalışıyorum. Çok güzel, çok aydınlatıcı ögeler barındırıyor. Ama dediğim gibi korku konusunun sürekli altını çizmek istiyorum. Çünkü beni en çok tetikleyen şey insanların birbirini kaygıya sürüklemesi. Çünkü zaten artık hayat çok zor. Her şey çok zora gidiyor ve sürekli birilerine çıkıp da işte şu da şöyle, daha da öyle olacak, daha da kötü olacak, daha da kötü, en kötü günler bizi bekliyor şeklinde darlamaları gerçekten çok benim canımı yakıyor. Biraz umuda ihtiyacımız var, biraz neşeli şeylere ihtiyacımız var, biraz bakış açımızı ya da vizyonumuzu değiştirmeye ihtiyacımız var. Her şey sonuçta açıyla alakalı. Nasıl bir açıyla baktığımızla alakalı. Şimdi sonuçta harita bize tek bir şey göstermiyor değil mi? Yani benim haritamda güneş burcum boğa ve ben artık böyle birisiyim ve bu özelliklerin dışına çıkmayacağım ve o kadar gibi bir durum yok. Değil. Haritadaki diğer detaylar da, yani benim işte Venüs'ümün, Mars'ımın, Ay'ımın, Oy'umun, Buy'umun nerede olduğu da aslında benim boğa özelliklerimi destekleyen özellikler. Kesinlikle. Diye açıklamıştın bana daha önce. Aslında bu açıdan bakıldığında zaten bana sen boğasın ve atıyorum en bilinen negatif tarafı diyeyim, tembelsin. O yüzden yapacak bir şey yok değil. Bunu bana şöyle açıklamıştın sen ilk danışmanlık aldığımda senden diye. Hani tamam, böyle böyle negatif yanları var ama sen bunu şuradan destekleyebilirsin. Ya da şu güçlü özelliğinle, potansiyelinle bu gölge yanını besleyebilirsin gibi açıklamıştın. Ki onlara ayrıca gireceğiz. Ama bu haritada şu şuysa bu budur gibi bir netlik değil değil mi? Yani daha pozitif yorumlanabilecek bir hikaye var. Ya aslında bakacak olursam negatif, pozitif gibi bir yerden de bakmamak lazım. Zemin olarak potansiyel gölge. Hani hep bunu öne sürüyorum. Şimdi senin haritan üzerinden gidecek olursak, ben bunu hani bir puzzle gibi düşünelim. Senin işte fotoğrafını çektik, puzzle gibi parçalara böldük ve o parçaları tekrar birleştiriyoruz. Tek tek ele alıp o puzzle'ın kendi içinde hani mikro bir dozda araştırmasını yapıyoruz işte. Onun potansiyelini ve gölgesini bakıyoruz. Bir de genel açıdan baktığımız zaman işte özünün boğa olması bize bir şey anlatıyor. İşte yükselenin bize başka bir şey anlatıyor. Ayın başka bir şey anlatıyor ve bunlar da kendi içlerinde, yine işte makro mikro gibi düşünelim, potansiyel gölge olarak ayrılıyor. En sonunda hani geniş açıdan hepsini birleştirip bir hikaye oluşturuyoruz. İşte bir yol haritası gibi çıkarıyoruz. İşte senin bir duygu dünyan var. Bilinçaltında duygusal ihtiyaçların var. Oraya kör nokta diyoruz. İşte Ay burcu bunları anlatıyor.
işte Kuzey Ay Düğümü dediğimiz şey ruhsal yolculuğunda bu dünyaya neden geldiğini, neyi araman gerektiğini ya da atalarından sana DNA'nda genetik olarak neler aktarıldı, neleri geride bırakman gerekiyor. Güney Ay Düğümün onu anlatıyor. Kuzey yürüyeceğin yolu anlatıyor. İşte Kiron'un yaralı olduğun, doğuştan yaralı olduğun yerleri anlatıyor gibi gibi düşünebiliriz. İşte Mars'ın mesela oğlak senin. Bunun da mesela kendi içinde bir potansiyeli var ve bir gölgesi var. Aslında burada çok fazla değişken var, evet, değil mi? Yani bir kişinin haritası başka bir kişinin haritasına çok nadiren benzeyebiliyor, evet, anladığım kadarıyla. Genel öyle bir soru vardır ya, işte aynı anda doğan iki ikiz kardeşin haritası falan falan gibi bir şey. Orada da aynı şeyi söyleyebiliriz. Bilinç. Yani aynı anneden aynı işte bir dakika arayla doğmuş iki kardeşin bile tamamen göstergeler aynı görünse de başka bilinç yapısında oldukları için yaşayacakları deneyimler farklı olur. Hı hı. O yüzden bilinci çok önemsiyorum. Hı hı. Böyle diyebiliriz. O zaman bir sonraki videomuzda biraz daha detaylara inmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.